Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok cinayeti açığa çıkaran Müge Anlı bu kez Balıkesir'de Mustafa Kut cinayetinin perdesini aralıyor. Benden seni koparanların dürdanı, Allah beter etsin aramıza soğukluk koyanları. Önünde diz çöküp Kur'an'a el basayım, ben öldürmedim. Olaylar yavaş yavaş çözüme ulaşırken Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki sözleri programa damgasını vurdu. Mustafa Kut cinayetindeki bu detay herkesi şaşkına çevirirken bir yandan da gülümsetti. Gelin tüm olaya daha yakından bakalım. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayı programında işliyor. Ancak bu kriminal olayda seyirciyi şaşkınlıkla birlikte gülümseten bir detay var. Balıkesir'in Havran ilçesinde 2018 yılında bir cinayet işleniyor. Mustafa Kut isimli kişi evden tarlasına gitmek için çıkıyor ve kısa süre sonra tarlasının yanındaki sulama alanının orada ölü olarak bulunuyor. Otopsinin ardından Mustafa Kut'un av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut ve diğer köylüler Ramazan Şahin isimli bir kişiden şüphelendiklerini söylüyorlar. Çünkü Ramazan Şahin, Dürdane Hanım'a onlarca aşk mektubu yazmış birisi. Koca Dürdanem, koca Dürdanem benim, koca ineğim benim, tavşanım. Şimdi abicim sen hem Ersin'le gördün de hem niye kadına böyle şeyler yazıyorsun o zaman? Tarlasına, bahçesine aşk mektupları bırakılan Dürdane Kut'un Müge Anlı'ya verdiği aşk mektubunda yazanlar gerçekten çok ilginç. O mektuplardan bir tanesi ortaya çıktı. Mektupta... Koca Dürdanem, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdanem, civelek Dürdanem, seksi Dürdanem, koca ineğim benim. Akşamlara kadar seni pazar yerlerinde arıyorum. O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın. Senden başkasını gözüm görmüyor. Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım sana. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim seni. Sen benden yollarda neden kaçıyorsun? Bana yollarda neden laf atmıyorsun? Kimse duymasın diye, kimse anlamasın diye laf atamıyorum sana yollarda. Sen benim çocukluk aşkımsın. Sen benim gençlik aşkımsın. Seni başkalarına yar etmem. Seni her şeyden çok kıskanıyorum. Yollarda yürüyüşlerine hasret kaldım. Seni bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. O kıpkırmızı yüzüne bakmaya hasret kaldım. Prensesim, sevgilim, aşkım, Ankaralı Ayşem benim. Seni göremediğimde dünyam kararıyor, dengem gidiyor. Kendimi zor tutuyorum. Seni gördüğümde moralim düzeliyor. Cuma günü gece sabaha kadar evin önündeydim. Ezan okunurken ayrıldım. Benden korkma, benden utanma yazıyor. O kadar kadın görüyorum, sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni deliler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım. Müge Anlı mektubun ardından canlı yayına bağlanan Ramazan Şahin'e neden bu kadına kafayı taktın diye sorduktan sonra aldığı cevap ise şöyle. Derdimi anlatmak istedim ama Dürdane'yi gece çocuklarını uyuttuktan sonra başkasıyla gördüm dedi. Abicim sen niye bu kadına taktın kafayı böyle? Müge Hanım, ben o kadına kafa takmadım. Ramazan Şahin olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledikten sonra Dürdane Kut'un tepkisi ise benim bu adamla hiçbir yakınlığım, konuşmam yok. Pazarda konuşmak istedi, yanımdan kovdum. Hiç kimseyle konuşmadım, görüşmedim şeklinde oldu. Bütün bu olanlardan sonra Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi elbette. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak? Palu ailesinin önüne geçebilecek daha derin olaylar ortaya çıkacak mı?